Ankita, Naren'in evlenme teklifini kabul ediyor. Naren hastane odasında kendisine gelir ve hafızası da geri kazandığı için geçmişteki her şeyi ve Ankita'yı da hatırlar ve ona evlenme teklifi eder. Ankita odadan dışarı çıkar. Ankita Tanrı İdoli ile konuşur. Her seferinde kaybettiğini ve Naren'in hafızasını geri kazanmasını beklediğini, ancak her şeyi hatırladığında Pali'nin hayatını mahvedemeyeceğini söyler. Arçağına gelir. Ankita'ya kafasının karışıp karışmadığını, bir annenin kafası karışmışsa kızının babasına dönmesini, eğer bir eşin kafası karışmışsa kocasının onsuz yaşayamayacağını düşünmesi gerektiğini söyler. Sunan da Arçağına'ya doğru söylediğini ve Naren tüm bunları bilmeden yaptığını söyler. Arçağın Ankita'ya para için elinden gelenin en iyisini yaptığını, olaylardan kendisinin sorumlu görmemesini ister. Daha sonra Ankita Aşi ile konuşur ve duygusal olarak ağlar. Ruseli gelir ve yaptığı hatalar için özür diler ve Naren'i hatası için cezalandırmamasını, Naren ve Aşi'yi kabul etmesini ister. Ankita Aşi'den Ruseli ile birlikte gitmesini ister. Ankita Naren ile evliliğini hatırlar. Daha sonra Naren'in odasına girer. Naren uyanır ve ondan kendisine bir şans daha vermesini ister. Ankita Naren ile evlenmeyi kabul eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız.